Evet, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Şimdi e, neredeyim ben? E, şu an Praterstern dediğimiz Viyana'nın e, en büyük parklarından birindeyim. E, günlerden Cuma e, ve oldukça sakin burası. E, özellikle bugün tabii ki karneler dağıtıldığı için burada öyle semestir tatili başlıyor. O yüzden ayrıca bir sakin e, ama onun dışında tabii Cuma günü iş saati olduğu için de daha da sakin. Normalde burası eve yakın olduğu için de sık sık geldiğimiz yerlerden biri. Ben şahsen hani özellikle tabii ki burada köpeği olanlar daha çok bu parkı tercih ediyor. Ama herkes açık çocuk ve diğer şey alanları var. Hemen arkamda görüyorsunuz zaten. Neyse konumuz bu değil tabii. Yani şöyle ben zaman serumuna... Ee, yani kanala başlayalı e, belki bir, bir altı ay oluyor. E, yaz döneminde de işte bu e, yaz gezilerinden bazılarını e, sizinle paylaşmıştım. E, onun dışında e, tabii hani kanalı takip edenler biliyor ama bilmeyenler için e, birkaç tane farklı konsept üzerine gidiyorum. E, hayata dair şeyleri... Sizinle paylaşmaya çalışıyorum. İşte bu yapay zeka olabiliyor, film incelemesi olabiliyor, geziler olabiliyor. Şöyle bir şey karar verdim. Ben tabii ki bu konuda sizin de tabii ki öneriniz ya da feedbackiniz olursa. Neyse burayı keseriz. Şimdi şöyle bir sürü farklı sorular geliyor. Tabii çok farklı içerikler hazırladığım için içeriklere uygun olarak farklı. Ee, sorular geliyor. Bunlardan en fazlası e, Viyana'da, daha doğrusu Avusturya'da yaşam, e, hani bunun içerisinde Avrupa'da dahil ama, hani işin Avusturya, özellikle Viyana kısmında bir sürü sorularınız oluyor. Ben e, bunların mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. E, ama atladığım şeyler muhakkak oluyordur ama hani teknik olarak da zaten bazı teknik şeyleri size hani e, direkt, çünkü bu işin uzmanı değilim. Sonuçta bu işi yaşamış, o adımları geçirmiş biriyim ama Uzman değilim. O yüzden her zaman siz kendi koşullarınıza, kendi şartlarınıza uygun işte bu eğitimimizle ilgili olabilir, dille ilgili olabilir, işte diğer başvurularınızla ilgili olabilir. Hani bunu birebir takip etmenizde fayda var. Ama hani ben bireysel olarak deneyimlerimi tabii ki sizinle paylaşabilirim ki önceki videolarda paylaştım. Şöyle hani bir şöyle bir genel bir trend, bir konsept var özellikle 1-2 yıldır. Özellikle Almanya'ya ve sonrasında işte diğer Avrupa ülkelerine göç ya da işte nitelikli insan gücü göçünde bir artış var. Hani bunu ben buradaki çevremdeki ve işte özellikle Almanya'daki arkadaşlarımdan ya da oradaki yaşamı da takip ettiğim için biliyorum. Burada da kısmen bu var ama tabii ki bir Almanya kadar değil. Çünkü Avusturya bu konuda maalesef daha sağcı, daha... Ne diyelim buna göçmenlere karşı politikası daha sert. O yüzden bu süreçleri biraz daha zorlaştırıyor. Benim zaten anlatmıştım bir yıllık süren bir süreçti, hiç kolay olmadı. Ama hani peşini bırakmamak gerekiyor. Ama zaten gerçekten bir nitelikli bir şeyiniz varsa, bunu her şekilde sunabilirsiniz, her şekilde bunu kabul ettirebilirsiniz. Yani bunun sonuçta bu ülkede gerçekten insan gücüne ihtiyaç var ama hani tabii ki nitelikli insan gücü dediğimiz bir e, sınır var Almanya bunu biraz daha geriye taşıdı artık bazı koşullar ortadan kaldırdı İşte dille ilgili olarak bir hafifletme var onun dışında başka ne var e, diğer konularda da belli bir hafifletme var ama hani onun dışında e, yine tabii ki işte bu kriterleri yerine getirmek gerekiyor hani bununla ilgili olarak zaten ön bir puanlama sistemi var. Onu geçerseniz sonrası biraz da işin formalite kısmı uzatıyorlar. Genelde maalesef özellikle Avustralyalılar kağıt işini, formalite işini, resmi işleri çok seviyorlar. Hala bu böyle. Dijital çağdayız ama bir sürü böyle şeyler yapmışlar. Kağıtlar, dosyalar falan. Demek istediğim şu, genel olarak çok spesifik soruları yanıt değil ama buradaki yaşamla ilgili şöyle bir şey. Yani dünya içerisinde tabii Türkiye'de biliyorum. Ciddi bir şekilde bir trend yani bu enflasyon trendi diyelim ekonomik olarak bir kötüleşme var. Bu Avrupa'nın bu ayağında da hani Viyana bu son yıllarda hep en iyi yaşanır şehir seçiliyor ama e, tabii ki pahalı. O yüzden gelir modeli içerisinde gelirinizin belli bir seviyede olması önemli. Çünkü burada kira geliri, pardon kira için bir gelire ihtiyacınız var. Buradaki yaşam için bir gelire ihtiyacınız var. O yüzden... Yani ortalama olarak size daha önce bir rakam tabii ki vermek biraz zor ama birincisi zaten tek kişi üzerinden, tek kişi çalışırsa bu işler biraz daha zorlaşıyor. Burada genelde insanlar, karı koca evliyse ya da işte çiftler mümkün olduğunca ailedeki herkes çalışıp o şeyi sağlamaya çalışıyor. Sizde de böyle bir durum şartı olursa tabii ki daha kolay ama tek olarak geleceksiniz. Daha doğrusu biri bu şeyi üstlenecek ki benim Durum öyle olmuştu yani bir iş teklifi aldıktan sonra buraya geldim ama yani mümkün olduğunca tabii ki oradayken bu ne kadar gelir alacağız ne kadarlık bir ödeme olacak bunu iyi netleştirmeniz lazım nereye nereye harcayacağınızı kiralar da burada ortalamanın yüzde %20 gibi bir genel olarak buna alışveriş yani işte. Yeme, yiyecek, yemek, neyse, seyahat. Hani seyahatte bu kısmı zaten almıyorum. Ama hani genel olarak karşılamanız gerekiyor. Bu da sanırım hani brüt olarak bir e, 2600, 2800, belki 3000 gibi bir e, şey geliyor. O vergiler düştükten sonra bu rakam düşüyor. E, bu şekilde onun dışında tabii dediğim gibi yani dil önemli. E, bir şekilde dili zaten öğrenmek durumundasınız. Çünkü buraya geldiğinizde de o, o dille ilgili olarak yapacağınız işle orantılı olarak bir şeyiniz olacak, bir e, ne derler, bir e, ihtiyacınız olacak zaten. Yani sizi sizi işe alın, zaten herhalde bu koşullar üzerinden sizi işe almıştır. En azından şartları ve hani durumunuzu biliyordur. E, onun dışında e, daha ne söyleyebilirim? Evet, yani buradaki yaşam kalitesi tabii ki e, genel olarak yüksek ama hani yine de e, burada da tabii ki belli bir gelir dağılımında bir adaletsizlik, bir dengesizlik var ama çok göze çarpan bir şey değil. Çünkü ortalama olarak şehir bile işte e, zonlara dediğimiz yani bölgeler ayrılıyor. Çok farklı değil İstanbul'la ya da diğer yerlerle karşılaştığımızda. Ee, yani nerede nasıl yaşamak istediğiniz, nasıl bir e, hayat kalitesi tabii ki önemli. Hani geldikten sonra tabii bunun üzerine de koyabilirsiniz. Yeni imkanlar işte ilk adım attıktan sonra diye düşünüyorum. Ee, en azından öyle olur. Ya da en azından siz çalışıyorsunuz. Sonra eşiniz çalışmaya başlar ya da birlikte çalışırsınız tabii ki işler değişiyor. Eğitim kısmı var. E çocuğunuz varsa eğitimle ilgili olarak ilk başta çocuğunuz işte ilkokuldaysa çok problem olmuyor. Yani bir yerden başlatıyorlar. Genellikle bir sene geriden gidiyor. Bir iki sene şeyde kalıyor. Yani ne derler ona Aus undische on Student diyorlar. Yani şuyla diyorlar. Bu şu demek. Yani işte sizi bir kategori almıyor. amaca öğrenene kadar e, Almanca ağırlıklı olarak ders alıyor çocuğunuz. Sonrasında e, ilkokul sonrası burada tabii ortaokul ve e, gimnazyum dediğimiz yani lise dediğimiz bizde bu sistem yok. Tek e, yapı var. Burada ikili bir yapı var. Onun üzerinden gidiyor. E, orada da işte lise olursa tabii ki çocuğunuzun geleceği için daha iyi ama hani Almanca yeterliliği önemli. Başka ne önemli? Tabii ki e, işte Almanca gibi, matematik gibi e, dersleri. Ee, en azından 2 olacak en kötü not, yani 5 üzerinden. Ee, bu şekilde yakınızdaki hangi bir okulu tercih edebilirsiniz, başvuruyorsunuz, değerlendiriyorlar nota göre işte e, yerin durumuna göre e, şey yapıyorlar, e, çocuğunuza bir e, şey veriyorlar. Ne derler? Bir yer sunuyorlar, ona göre e, e, okula başlıyor. E, tabii lise daha zor, ortaokul dediğimiz biraz daha notu düşük olan e, çocukların geldiği bir yer. Ama sonuçta çocuğunuzun ve sizin ilginize bağlı isterseniz sonrasında kendini geliştirip yine liseden, ortaokulların lise kısmına o başlığı dediğimiz yani 3-4. yıldan sonra geçebiliyor. Başka ne söyleyebilirim? Evet, biz buraya özellikle oğlum için geldik. Yani onun geleceğine ilgili. Biz Türkiye'de de sonuçta bir çocuğumuzu özel bir okula gönderiyorduk. Ama okul sadece özel olması ve okulun kendisi... Yetmiyor onun hayatı ileriye dönük planları konusunda herkes muhakkak Avrupa'ya gelmek istiyor daha gelişmiş daha adalet duygusunun adalet yapısının geliştiği ekonomik dengelerin olduğu yerlere gelmek istiyor ön gelmek istiyor ama tabii ki herkes için bu şartlar maalesef keşke öyle olsa ama gelmek isteyenler böyle bir plan bir strateji yapabilir genel olarak bu şekilde. Yaşam kalitesi dediğim gibi e, tabii ki e, şeye bağlı. Yani işte bir konser, tatil bu tarz şeyler için artı bir para ile gerekiyor. Ama iki kişi çalışıyorsa bu çok problem olmuyor. E, onun dışında ha, işin tabii ki ben Türkiye'de takip ediyorum ama Türkiye kısmında her şeyin daha kötüye gittiğini biliyorum. E, yani bu konuda gerçekten e, tabii ki orada da yaşamak. Hani herkes e, ne kadar e, kötü olsa da diyeyim kendi memleketi ve şeyi e, muhakkak kendi insanı işte kendi kültürü yani bu bu tür noktalarda tabii ki ne kadar buraya adapte olmaya çalışsanız dahi o fark o e, dengesizlik daha doğrusu arka plandaki o şey olabiliyor. Özellikle bunu dolduracak başka şeyler bulmanız lazım. Genelde bireysel olarak burada herkes kendi aktivitesini, kendi programını yapabiliyor. O konuda imkanlar daha iyi. E, bu şekilde yani e, şimdi yine bu videoyu yapıyorum çünkü bu videonun altına şey yapabilirsiniz, sorularınızı yine yazabilirsiniz, ben hepsini yanıtlamaya çalışırım. Aynı zamanda hani kanala da abone olabilirsiniz çünkü her an farklı farklı videolar, farklı içerikler sunuyorum. Teknik işlerle uğraşırsanız bunun şeyi daha fazla sizi. Yani ne bileyim bir inşaat teknik olabilir. Özellikle tıp alanında çok fazla e, talep var yani eğer e, hastanelerde ya da işte bu tam olarak ben de hani o meslek gruplarını bilmiyorum ama e, medikal yani sağlık alanında olursa çok iyi. Teknoloji zaten eğer yazılım ve buna benzer e, işte uğraşıyorsanız çok sıkıntı olmaz. Başvurduğunuzda kendi alınızda o başvurduğunuz kategoriye göre e, belli bir puan oluyorsunuz ki bu puan yüksek oluyor. Ama tabii ki dilli on orada istenen Almanca seviyesini tutturmanız lazım. Maalesef bu işin hala en zor tarafı diyelim. Almanca seviyesi önemli çünkü bu işin en zor tarafı o. Ben hani bu konuda Almanya'da eğitim aldığım için sıkıntı olmadı ama ki Almanya'da diploma rağmen Türkiye'deyken tekrar sınava girmek durumunda kaldım. O yüzden Almanya işini sıkı tutmanız lazım. Almanca işini e, onu çözmeden zaten e, size almaları mümkün değil. E, onu hallettikten sonra ya diğer konularda eksik puanınız varsa bunu puanlar arttırmak için işte tecrübe kısmına e, ya da işte bilmiyorum hani nasıl olur sertifikalar ve diğer şeylerle belki tamamlayabilirsiniz. Kategori olarak tabi e, direkt olarak hani çok aranan mangal hav dediğimiz e, meslek grubuna dahil olduğunuzda yani e, o zaman direkt zaten şansınız artıyor işte IT gibi işte e, sağlık sektörü gibi işte doktor ve diğer şeyler zaten e, çok sıkıntı olmuyor. E, onun dışında diğer e, yani çok nitelikli eleman e, grubuna başvurduğunuzda da planınızı mümkün olunca her alanın toplanması lazım. İş tecrübesi, Almanca, işte eğitiminiz gibi konular bu işin içine bayağı dahil oluyor. bununla ilgili olarak zaten Avustralya'nın kendi konsolosluk web sitesinde ve ayrıca hani Almanca olarak da zaten kendi government at kısmında var. Oradan da bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Dediğim gibi sorularınız olursa yine yanıtlamaya çalışırım. Ee, bu şekilde umarım e, biraz daha e, size e, yardımcı olabiliyorumdur. En azından hani e, bu işin içinde olan, e, buraya gelmek isteyen arkadaşlar için de bir küçük de olsa bir destek olmuş oluyor. Bu şekilde şimdi güneşli bir hava size şöyle göstereyim. Şu an bu arada ben e, bazı şu an kullandığım DJI e, Combo diye bir sistem. Şu an telefonla çekim yapıyorum ve beni takip ediyor. Bununla ilgili olarak video yapacağım zaten ama şu an mesela tracking yapıyor beni. Yani yüzümü tanıdığı için yüz hareketlerini bu şekilde verebiliyor. Gördüğünüz gibi takip ediyor beni. İyiysem dahi gördüğünüz gibi o şeyi sağlıyor. Evet bu şekilde ne diyelim? Ben biraz daha yürümeye devam edeceğim. Siz de şöyle yapalım. Ha, evet yukarıdan. Siz de dediğim gibi kanalı takip edin ya da etmeyin. Tercih sizin ama dediğim gibi. Evet, iyi bir güneşli bir gün diliyorum. Şurada güneşi görüyorsunuz. Umarım sizde de güneş vardır. Hoşçakalın, görüşmek üzere.